Tam gün yasasıyla bağlantılı bir sorum olacak. Doktor Hamdi Uğur Bey, bu yasayla birlikte muayenehanelerle ilgili de bir takım sıkıntılar ve şartlar öne sürüldü sizin için. Notlarıma bakıyorum. Örneğin hiçbir mimari standarda uymayacak biçimde muayenelerden kapı genişliğinin 110 santim olmasına varacak şekilde şartlar istendi. Böyle bir düzenlemenin bu ufak ayrıntıların özel hastanelerde bile olmadığı yönünde açıklamalar da var. Peki muayenehaneler ve özel ayakta tanı tedavi merkezlerinde getirilen bu sınırlamalar hekimleri nasıl etkiliyor? Bu toplumun sağlık sistemi alırken şartlarını nasıl etkiliyor? Öncelikle teşekkür ederiz. Odamıza geldiniz, misafir oldunuz ve bu arkadaşlarımla beraber Sağlıklı Dönüşüm Programı'nın uygulanmakta olan ve hepimizin yıllardır içinde üzüntüyle ve yürek acısıyla izlediğimiz bu sağlık politikalarının burada eleştirilmesine olanak verdiğiniz için. Şimdi tabii bu 110 santim ne kadar komik bir konu. Türkiye'deki sağlık mevzusu. Kapıların 110 santim olmasıyla nasıl hallolabilir? Şimdi biraz önce Candan'ın söylediği gibi Sağlık Bakanlığı bir yönetmenlik bakanlığı gibi çalışıyor. Bir takım bürokratlar pusuya yatmışlar. Yani şunu mantıklı açıklamanızı istiyorum aslında. Muayenehanelere sedye girişimi yapılıyordu. Hani bir mantığı var mı 110'un? Evet, temel olarak söylenmesi gereken şey bu. Yani evet, bir sedye geçişine izin verecek bir aralıktır genellikle. Ama bu mesela aile hekimliği merkezlerinde de böyle aranmayan bir şeydir sonuçta Sağlık Bakanlığı'nın en yeni uygulaması olarak Özel söylemek gerekirse. muayenehaneler üzerine konuşuyoruz şu anda. Evet, Değil mi? özel muayenehaneler için. Ama şimdi ben hemen başka bir şeye geçeceğim. Tabii gene Buyurun. konu o ama şimdi Anayasa Mahkemesi biliyorsunuz 30 Temmuz'da kadar muayenehanelerin kapatılması ve tam günün uygulanması için bir yasayı irdeledi ve iptal etti. Ve bu yönetmenlik de hemen 3 Ağustos'ta onun arkasından çıktı. Ve yönetmenliğin yayınlandığı günlerde Sağlık Bakanlığı şöyle bir açıklaması oldu. Bizim elimizde daha çok kozlar var. Yani mevzuyu elinde bir sopa, hükümet sopası olan bir Sağlık Bakanı düşünün. Bütün hekimleri koyun yerine, sürü yerine koymuş ve o sopayla yönetmeye çalışıyor. Nerede bir açık var? Hemen sopayı oraya götürüp orada bir set oluşturuyor. Dolayısıyla bu aslında Candan'ın söylediği gibi diğer bütün meslektaşlarımız da katılacağı gibi biz tam güncüyüz. Ben yıllardır tabip odalarında ve Türk Tabipler Birliği'nde bunu savundum. Yani bir hekimin ya tam gün muayenehanesinde çalışması gerekir ya da tam gün kamuda çalışması gerekir. Ve ben de tam gün muayenehane hekimi olarak çalışan bir kişiyim yıllardır. Ama şimdi bunu anlamak için biraz daha yukarıdan büyük bir fotoğrafa bakmak lazım. Son yıllarda uygulanan politikalar hekimleri iki çalışma alanına doğru yönetmektedir. Bir tanesi özel hastaneler, bir tanesi de şimdi adı kamu hastaneleri olan ama bir kısa bir süre sonra biraz önce Kayhan Bey'in de söylediği gibi meclisteki yasa geçtikten sonra özel hastanelere dönüşecek yönetimi olarak her şeyiyle özel hastanelere dönüşecek olan kamu hastanelerinde. Yani bu iki alanda çalışmaya doğru itilmektedir hekimler. Hekimlerin tarih boyunca, çağlar boyunca bağımsız çalışma gelenekleri vardır. Hekimler vicdanları ve akıllarıyla bağımsız düşünür ve bağımsız çalışırlar. Hiçbir güç onları yönetemez. Dolayısıyla şimdi bu bir güç geldi. Bu uluslararası sermayenin Türkiye'ye girmesi, özel hastanelerinin yabancı sermayeler tarafından satın alınması, ortaklıklar vesaire bütün bunlardan bağımsız düşünülemeyecek bir şey. Hekimlerin çalışma alanı olarak tek başına gidip bir muayenehanede çalışma özgürlüğü vardır. Ve hastaların Sağlık Bakanlığı'nın da bu sağlıkla dönüşüm programının ilk amaçlarında yazdığı gibi işte efendim hastalar istedikleri hekime gidebilsinler. Hekim seçme özgürlüğü tanıyacağız biz onlara. Cümleler de var bu şeyin içinde, yasanın içinde ama nerede? Tabii ki hiçbiri gerçek değil. Şimdi bu bir yandan, hani bir yandan baktığınızda hekim onların mantığıyla hastaların hekim seçme özgürlüğüne de engel olan bir şeydir. Özetle ben çok ayrıntıya girmek istemiyorum. Bu yönetmenlik de işte hekimlerin bağımsız çalışma hakkının gaspıdır.
hekimler bağımsız çalışamasınlar, ya özel hastanelerde yabancı sermaye ortaklığı olan kuruluşlarda, işletme gibi çalışan kuruluşlarda, kar amaçlı, kar maksimizasyonu amaçlayan hastanelerde çalışsınlar, ya da demin söylediğim gibi kısa bir süre sonra işletmesiyle her şeyle de yarı özerk, şimdi ya da iyice özelleşecek olan hastanelerde çalışsınlar. Biz onları orada emekçi olarak çalıştıralım. Bağımsız çalışma yetenekleri olmasın, alanları olmasın. Temel mantık budur. Onun için o alanı iyice engellemek, işte 110 santim kapı alanından tutun, %8 eğimlere kadar, işte asansör genişliğinin 80 santim olmasına kadar, yani bunlar Türkiye'deki hiçbir mimari yapıda yok. Olmaz mı? Bunlar hepsi olabilir. Yani hekimler akıllı insanlardır. Bunları aşarız. Bu mesele değil. Ama asıl halkımızın, hastalarımızın buradaki amacı görmesi gerekir. Türkiye'de bugün 2 ya da 3 bin tane tam gün muayenehanede çalışan hekim var. Bu muayenehanelerin kapatılmasıyla Türkiye'deki sağlık sorunu mu çözülecek? Değil. Asıl olan 100 bin hekimin, 100 bin küsur hekimin bağımsız çalışma hakkının elinden alınmasıdır bu olay. Bu yönetmenlik bunu amaçlamaktadır. Çünkü demin söylediğim gibi son cümlemi ediyorum. Hekimler ya çok uluslu şirketlerin hastanelerinde çalışsınlar ya da Türkiye'deki özel diğer hastanelerde çalışsınlar. Başka alanlarda çalışmasınlar. Dolayısıyla emek değeri de düşsün, çok kolay satın alınabilsinler.